Arif Bey ve Havva Hanım var. Şimdi bir şey söyleyeceğim, nasıl olabilir diyeceksiniz ama. Programımıza Esenyurt'tan geldiler. Çift diyor ki bizim iki kızımız, iki damadımız ve iki torunumuz 4 aydır ortada yok. Onları aramaya geldiler. İki kız, iki damat, iki torun ortada yok. Onları aramaya geldiler. Nasıl olabilir dedim. Şimdi anladığım kadarıyla Arif Bey ile Havva Hanım'ın iki kızı iki erkek kardeşle evlenmiş. Değil mi? Evet. Onlar evlenmişler beraber. Şimdi Zeynep ve Safiye adlı iki kızları var çiftin. Zeynep 15 yıl önce Recep Ünlübaş'la hayatını birleştiriyor. Kardeşi Safiye de bundan 6 yıl sonra eniştesi Recep'in küçük kardeşi Arif Ünlübaş'la evleniyor. İki ve dört yaşlarında da iki tane çocukları oluyor. Evet. Birlikte İstanbul Sultan Çiftliği'nde yaşıyorlarmış. Aynı evde mi yaşıyorlardı? Aynı evde yaşıyorlar. Aynı evde. Aynı evde. Yani iki kardeş, diğer iki kardeşle aynı evde yaşıyor. Recep Bey bir inşaatta, Arif Bey de bir fabrikada çalışıyormuş. Yaklaşık bir yıl önce Arif Bey ve anne Havva Hanım memleketleri Sinop'tan göçerek İstanbul Esenyurt'a yerleşmişler. Siz o sırada Sinop'taydınız, buraya geldiniz. Ay ağlama Arif amca ya. Kızlar 15 günde bir babalarının yanına gidip gelirlermiş. Arif Bey kızlarını en son Ekim ayında görüyor. Üzerinden 2 ay geçiyor. Kızlar 2 ay boyunca hiç babalarını aramıyorlar. Kızların nerede olduğunu merak etmeye başlıyor. Siz bilmiyor muydunuz evlerini hayatım? Kızım. Gittim bir kere mi bilmiyorum. Sultan Çiftliği'nde Durakan bir kere gittik. Zaten yeni geldik. Bir sene oldu mu bilmiyorum buraya. Okul yazarlığım yok benim. Senin bir de mi okul yazarlığın yok? Benim de yok kızım. Arif Hanım da senin de mi yok? Bir gece yattık geldi. Bununla 15 günde bir gelyalardı. Ye yoktu. Ye evleri ocakları. Hani kiraymış emme. Ye yedi. Çalışıyorlardı. Ye gelip gidiyorlardı. Bu sefer de ulaşamadıkça ana yüreğe katlanmıyor kızım. Gece siz Esenyurt'ta oturuyorsunuz. Tabii Esenyurt neresi? Sultan Çiftliği biraz çok problem. Okuma yazmaları da yok. Gidemiyorlar. Telefon numaraları falan da mı yoktu? Var. Kapatmışlar kızım. Ben arayamıyorum emme. Onunla arıyordum. Fakat efendim şimdi ailenin durumu, bizim okuma yazmamız yok. Hani yerini bulamadık. Sultan Çiftliği'ndeler, gidemedik gibi bir mevzu değil. Aileyi buraya getirmenizin, buraya gelmelerinin nedeni şu. Aralık ayında kapısılarını polis çalıyor. Diyor ki damatlarını soruyor. Diyor ki damatlarınız nerede Recep'le Arif? Arif Bey de diyor ki ben de bilmiyorum. 2 aydır ben çocuklarımı da göremiyorum. Bir şey mi oldu diyor. Onlara soruyor. Polisler de boş versen deyip damatlar için de kötü şeyler söyleyip gidiyorlar. Sonra Arif Bey gitmiş. Kızlarının başına kötü bir şey gelmesinden korkup karakola gitmiş. Kayıp başvurusunda bulunmuş. Damatlarını, kardeşlerini bulmuş. Neredeler diye sormuş. Onlar da nereye gittiklerini bilmiyorlarmış. Şimdi 4 aydır iki kızı, iki damadı ve 2 tane torundan haber yok. En son Allah buraya Allah çıkıp gelmişler. Bunların orayı da polis geziyormuş. He? Kardeşlerinin de polis basmış orayı. Peki polis neden arıyormuş damatları biliyor musun? Bilmiyorum. Söylemiyorlar. Söylemek zorunda değiller mi hocam? Yani sizin kapınızı çaldıklarına göre, size sorduklarına göre... Aranıyorlar. Polis aradığına göre bir sebep vardır. Sebebini peki sordum. Demedin mi ki ben babasıyım be ya, kayınpederiyim. Söyledim. Bir bilgi vermediler mi size? Boşver demişler. Sen bunu yakalık gördüğün yani, zaman bize bildir. Peki onlar size da bir telefon, bir karakol gibi haber alırsam şuraya gelsinler. Şu telefonu arasınlar. Bakan numara bıraktı polisler. Bıraktı. Bu numarayı ara görüşürüz. Siz aradınız mı o numarayı? Siz aradınız onu mu? Niye? Bilmiyormuş numarayı bıraktı. O zaman Arif Bey'den alın da bir numarayı yani. O neymiş? Telefondan bilgi almak mümkün. Bir de kalkıp Sultan Çiftliği'nde yaşayan damatları Esenyurt'taki babalarını da aradıklarına göre demek ki bir şey var ki arıyorlar. Bayağı ciddi bir polis kapıya kadar gelip aradığına göre ben de bir takım damatlar için belki bilmem ne diye bazı konuşmalar da yaptığına göre. Yani mutlaka o polis eve kadar geldiğine göre damatlarla ilgili bir problem var. Yani geldiğinde almaya geliyor aslında. Almaya geliyor. Polisin elinde bir takım bilgiler var. Yani yakalama var aslında. Yakalama var yani, olabilir. Peki neden acaba abi ara verelim?